Efendim hayırlı pazarlar. Ülke TV ekranlarına İnce Fikir'e hoş geldiniz. Ben Fadime Özkan, Özlem Zengin'le birlikte. Bugün de çok değerli iki konuğumuzu ağırlıyoruz. Aslında yakın bölgemizdeki gelişmeleri, Türkiye'ye etkileri, Türkiye'nin bu son dönemde özellikle Afrin harekatından sonra kazandığı başarının bölgemizdeki siyasete etkilerini konuşacağız. Bu konuda uzman iki konuğumuz var. Hemen takdim etmek isterim. Gazeteci yazar Nedret Ersenel. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, RUSEM Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mutlu pazarlar. Sağ olun. İyi bir yayın yapacağız inşallah. Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız. Özlem hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı pazarlar tekrar. Şimdi son Afrin Harekatı neticelendiği günden itibaren aslında hızla denklemde hızlı değişiklikler oluyor. Epeyce bir zamandır 15 Temmuz'dan bu yana sonuçlarını gördüğümüz bir değişiklik bu ama en son bizi şaşırtan, aslında şaşırtan mı onu da konuşalım. Amerikan Başkanı Trump'ın Suriye'den çekileceğini açıklaması ve Suriye için YPG, PKK için ayrılan bütçenin askıya alındığını açıklaması önemli bir gelişme. Her ne kadar sonradan farklı açıklamalar devamında gelse de. Putin ve Ruhani Türkiye'ye geldi, üçlü bir zirve yapıldı. Bu zirvenin Türkiye'nin ekseninin batıdan doğuya doğru biraz daha Rusya'ya doğru, Avrasya'ya doğru kayıp kaymadığı soruları yeniden konuşuldu. Ve nükleer santralin açılması önemli bir dönemeç Türkiye açısından. Bunları çoklukla konuşuyoruz. Buradan başlayalım ama bir taraftan da mesela İngiltere'de bir kriz oldu. Diplomat krizi, ajan krizi, Batı'nın Rusya'ya karşı aldığı bir tavır var. Hızla oyuncular yer değiştiriyor ve resim netleşiyor gibi. Öyle mi Nedret Bey? Yani bu karşımızdaki puzzle'ın parçaları hızla yer mi değiştiriyor yoksa bu bir yanılsama mı, ara dönem mi? Yok, yanılsama değil ama şöyle cümleyi pekiştirelim. Değiştirtiyoruz. Yerlerini değiştirtiyoruz. Şunu bir yerine tekrar oturtalım. Ne kadar söylesek azdır çünkü bu eksen kayması meselesini. Eksen kayması denilen bir tarif var arkasında. Bunun stratejik ittifak. Stratejik ittifak iki ülke arasındaki yakınlaşmaları madde madde sayarsınız. Yahu bu bayağı puzzle'ı gözüküyor dersiniz. Yani iri bir şey duruyor dersiniz. Örneğin dersiniz ki bunların arasında silah alışverişi var mı? Varsa yazarsınız. Bunların arasında enerji ya da yolları üzerinden bir anlaşma var mı? Bir tarafa yazarsınız. Kendi bölgelerinde ortak hamleler yapıyor mu? Bir yere yazarsınız. Evet. Ve o zaman stratejik ittifak ya da eksen kayması ifadelerinin altını doldurmaya çalışırsınız. Bu maddeler bunları doldurur mu? Orada bir eksiklik var. Pekiştirir, doğru. Ama stratejik ittifak genel kabullerin ve söylemin dışında evet burada bir stratejik ittifak var diyebilmek için kimden bahsediyoruz? Başta Türkiye ve Rusya'dan bahsediyoruz diyebilmek için bu ittifakın bir düşman tarifi yapması gerekiyor. Bunu zımnen yapabilir, aleni yapabilir, önemli değil. NATO'nun İlla bizim düşmanımız Rusya'dır demesine gerek var mıdır? Biliyoruz ki zaten onun için kuruldu. Sovyetler için kuruldu ve halen de ona göre pozisyon alıyor. Rusya ve Türkiye'nin kuracağı, şimdi alttaki maddeleri saydık. Bunlar var mı? Var. Hepsi tamam. Peki bunu yaptılar mı? Yani şunu çıkıp dediler mi ya da hissettirdiler mi bize? Ankara ya da Moskova ya da ikisi birden. Ya kardeşim bizim cephemiz şeye dönüktür. Washington'a. Brüksel'e ve Londra'ya. Hatta Tel Aviv'i de katabiliriz yani memnuniyetle. Buna dönük dedi mi? En azından şu aşamaya kadar bunu kurmadılar bu cümleyi. Sebebi ikisi de kurmadı. Hem Moskova hem Ankara kurmadı. Onu Washington'ı kendi yanlarına alenen davet ettiler. İki defa. Neden iki defa diyorum? Resmi açıklamalara bakarsanız, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Başbakan, Dışişleri Bakanı, bütün bizim kurum kuruluşlarımızın başındaki liderler, aynen Rusya'da olduğu gibi, Amerika'yı gelin beraber çözelim. Suriye'de beraber çalışalım. Irak'ta beraber çalışalım. Ruslar da aynısını yaptı ki bir St. Petersburg konuşması vardır Putin'in. Her yerde söylerim, söylemekten de bıkmayacağım. Çıktı dedi ki, Amerika Birleşik Devletleri,
daha doğrusu dünyada bir tane süper güç var. O da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Onunla birlikte çalışmaya hazırız dedi. Bir Sovyet ya da Rus liderinden böyle bir şeyin duyulduğu görülmemiştir. Bu teslim demek biliyorsunuz. Teslim demek. Ona rağmen mesela Rusların üzerine gittiler. Bu Putin döneminin tamamı Amerika ile işbirliğine açıktır. Halen de kapıları açıktır ama artık bambaşka bir aşamaya geçti. Sizin bahsettiğiniz bu Londra'daki casusluk krizi yüzünden. O bambaşka bir durum. Şimdi geldiğimiz aşama şöyle koyabiliriz ortaya. Çünkü hem siyasi iktidarı dış politika üzerinden eleştirenler, kimi akademisyenler, entelektüeller, köşe yazarları eksen kayması meselesi üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ya da artık bu aşamada şöyle dememiz gerekiyor. Çünkü onlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştiriyorlar ama aslında konuştukları Ankara hükümeti. Ankara hükümetine laf söyledikleri zaman artık siyasi ayrışmalar biter, bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Ankara hükümetine bunu söyleyemezler. Neden? Çünkü eksen kayması ya da ittifak onların tarifiyle sakın yapılmaması gereken bir şey. Neden? Çünkü onların yakın durduğu bloku vuruyor. Mesele bu. Şimdi Türkiye, Ankara ve Moskova bu aşamaya geldi mi eşiğinde duruyor. Eşiğinde duruyor. Bundan sonrası bambaşka bir durum demektir. Neye bakacağız? Peki bu savrulmalar ne zaman sona erebilir? Sona ermeyecek gibi ama en azından tonun düşeceği zamanlamaları verebiliriz. ABD, Rusya ve Türkiye'de seçimler var. Rusya'dakiler bitti 18 Mart. 18 Mart değil mi hocam? 18 Mart'ta. İlk ziyareti buraydı Putin'in zaten. Evet. O da önemlidir. ABD'de bu yıl sonuna doğru seçim var. Evet. Türkiye'de de malum. Ara seçim. Evet, ara seçim. Şimdi orada ara seçimler iktidarı belirleyici unsurlar taşıyor hocam. Yani orada mesela iki tarafı da, işte o da çok bilinmez yani kongre ikiye ayrılır. Bu iki tane meclis oluşur, temsilciler meclisi ve senato olarak. Bunların arasında bir denge kurulursa o zaman Beyaz Saray'a yarar. Kurulamaz ise ölüdür. Ara seçimden sonra onların olağan seçimi aslında evet, yani. Tabii, aynen öyle diyebiliriz. Bu Trump'ın bu Suriye'den çekiliyorum açıklaması da aslında seçime yönelik bir... Bir ayağı odur. Bir ayağı yani odur. Aslında ama ben iç biraz, kamuoyunu rahatlatmak. Evet, biraz Fransa'yı da tetiklediğini düşünüyorum. Şimdi hatırlamamız gereken şu. Bu Ankara zirvesine Fransa da katılacaktı hatırlayın. Yani o laflar, o haberler çıktı bizde de. Şimdi ondan sonra bir bozulma var. Burada araya girenin Macron'la Trump arasındaki bir telefon görüşmesi olduğunu hissediyoruz. İçeriğine dair neyi biliyoruz ya da seziyoruz? Şöyle yani girme. Yani oraya kal. Çünkü orası kaparsa Avrupa zaten adam elinde şeyi zor tutuyor Avrupa'yı. Amerika tutabilmek için Rusya'yı bile tahrik ediyor. İngiltere çok önemli bir oyuncudur burada. Eğer buradaki blokta bir kırılma olursa mesela Almanlar mesut değil bu şeyden. Rusya'yla gerginleşme işinden. En büyük zoraki yapıyor. Görüyor. Tabii. Yani başka birçok ülke var. Yani böyle hatta birçok diplomat sınır dışı edildi ya. Onların içinde bir tane verenler var. Hem de 10 tane, 10 ülke. Bazıları şey dedi, biz dedi sınır dışı edecektik ama bulamadık dedi. Yani diplomat bulamadık dedi. Yeni yani. Zelanda. Ha, falan gibi tamam mı? Yani kaytaranlar var yani. Evet. Yani kendini mecbur hissediyor orada tabii, pozisyon almaya ama... Onları sürüklediğini, itip kalktığını hissediyorlar. Bu biraz Kudüs şeyde ne de benzer, Birleşmiş Milletler'deki... Kudüs oylaması. ...da benzetilebilir. Bir tehlike olduğunu fark ediyorlar. Yani bir oyuna getirildiklerini fark ediliyor. Bu aşamada Fransa'nın 3 tane oyuncusu vardı Avrupa'nın. Kıta Avrupa'sından bahsediyorum. Fransa, İngiltere, Almanya. İngiltere düştü Avrupa açısından söylüyorum, birlik açısından söylüyorum. Almanya işte hani fırsatını bulsa... Tüyecek yani Amerika'nın yanından. Ama onun zorluğu çok var çünkü orada bir Amerikan ordusu bulunuyor. Ben şahsen orada bu kadar Amerikan askeri kendi ülkemde istemem. Yani düşünün ki biz incirlik bizde bir ton kadar. O kadar zamana rağmen yenilmişlik sendromunu aşamamış. Tabii durumda. O çok ciddi bir mesele bir de tehlikeli. Çünkü biz bakın incirlik 15 Temmuz'dan beri tartışılıyor bizde. 10 katı civarında. 25 bin asker. Ya, inanılmaz. Yani tehlikeli bir şey. Hani o kadar gücün bulunması. Nihayetinde Fransa'nın buradan kopması, bir de ben buraya asker getireceğim vesaire, şu bu falan. Burada elbette Ankara diplomasisi kendi cevabını verdi ama işin ne kadar tehlikeli olabileceğini de mesela Anadolu Ajansı üzerinden gösterdi, bir harita yayınladı. Bugüne kadar Irak'ta bulunan mevcut Fransız üslerinin haritası hiç yayınlanmamıştı. Onu gösterdi, yayınladı Anadolu Ajansı ve
Orada mesela Fransız gazeteleri ilk defa dedi bize hedef gösteriyorlar. Öyle anladı onlar. Yani biz dedik ki yani anlayın. Yani biz burada ilk açılış konuşmasına da girizgaha da ek olarak söyleyeyim. Türkiye bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri ile çatışmayı göze almış ülkedir. Bu yani bunu hiç tartışmasızdır. Yani dış politika evet. açısından ama eğilim bambaşka bir şeydir. Çünkü burada şöyle diyoruz. Ya sen ben sana gelmezsem sen bana geleceksin. Mesele burada. Yani meşru müdafaa denilen şey tam olarak bu. Onun için önünü kesiyoruz. Hatta önünü kesmek de yetmiyor. Evet. Mümkün olan en ileri sınıra itiyoruz savunma hattımızı. Şimdi orada aslında o noktaya bir noktalı virgül koyalım. Tekrar dönelim. Şimdi Fransa'nın bölgeye geleceğine dair bir açıklama yapmasının anlamı nedir? Amerika gerçekten şimdi İran'ı çevreleme politikası güdüyor ama öte taraftan da Suriye'den çıkacağım diyor. Bu hani hem İran'ı çevrelemek isterken hem Suriye gibi bir alanı boşaltmayı neden istiyor? Gerçekten istiyor mu? Bunları soracağız. Bu ama Salih Yılmaz'dan öncelikle hem Nedret Bey'in açtığı perspektifi sormak istiyorum. Şimdi eksen kaymasından diyoruz. Eski bir hikaye bu Türkiye için. Ne zaman bağımsız politika yapmaya kalksa böyle bir şeyle karşılaştı, böyle bir söylemle. Bunun Türkiye-Rusya ilişkileri de çünkü 15 Temmuz'dan bu yana çok farklı bir ve pozitif bir çizgi izledi. Türkiye-Rusya ilişkileri, Suriye'deki durum üzerinden nasıl okuyorsunuz ve Rusya bunu nasıl görüyor? Yani bu eksen kayması evet. tartışmasını ve bu yakınlaşmayı Türkiye'nin batıdan ayrılması ve kendine yaklaşması gibi bir kazanç olarak mı görüyor? Bunun için ekstra bir çabası var mı? Biraz orayı anlamamıza evet. yardımcı olur. Ya Rusya açısından bakarsak Rusya tabii ki Türkiye'nin hani NATO'dan uzaklaşıp kendisine yakınlaşmasından çok memnun. Ve bu konuda da Türkiye'yi bir şekilde teşvik ediyor. Hani Türkiye'nin ihtiyaçları neyse buna yönelik bir ihtiyaç planı var. Hani bu askeri sanayi anlamında olur, strateji anlamında olur, istihbarat paylaşımı olur. Bu açıdan Türkiye ile çok sıkı bir işbirliği var. Belki biz bunu çok görmüyoruz. Hani nedir ne değildir bilmiyoruz ama şöyle bakalım. 20 ayda bunlar 11 defa bir araya gelmişler Putin'le Erdoğan. 20'nin üzerinde de telefon görüşmesi yapmışlar. Yani bu iki devlet için olağanüstü bir şey. Evet. Bir de baktığımız zaman 15 Temmuz darbesinden hemen sonra 9 Ağustos'ta Sayın Erdoğan'ın Petersburg ziyareti var. Evet. O ziyaret çok önemli. Neden? O günkü o ziyaretten itibaren Türkiye ile Rusya arasında müthiş bir bilgi paylaşımı var. Ortak komisyonlar, işte güvenlik alanında, strateji alanında, Suriye başta olmak üzere. Yani birbirleriyle bu iletişim ağının açık olması iki devlete de bir güven veriyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Evet. Şimdi bir de Türkiye doğru, bunu bir eksen kayması olarak görmüyor. Yani Türkiye'nin politikasında böyle bir şey yok. Türkiye bölgesinde bir lider ülke. Artık hani son 15 yıldır önemli mesafeler kaydetti. Ekonomik anlamda, kültürel anlamda. Ama Türkiye'nin bu durumunu kabul etmeyen bir batı var. Yani bunu hazmedemeyen, işte Türkiye'yi tıpkı eskiden olduğu gibi, yani incirlik üstümüz var, biz seni koruyacağız, sen bizim dediklerimizi yapacaksın, işte Orta Asya'da bizim politikamızı yürüteceksin, Orta Doğu'da bizim politikamızı yapacaksın. Şimdi Türkiye bu skaladan çıktı. Bunun evet. Türkiye'nin bu durumdan çıkması Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız ediyor. Şöyle bir şey var, Nedret Bey hani söyledi, aslında Rusya için düşman tarifi belli. Rusya'da 10 yıllık askeri doktrinler vardır. Yok ben yani ittifak anlamında. Evet yani. İttifak. Ama Türkiye için yok böyle yok, bir şey. Tabii yok. Türkiye için Amerika Birleşik Devletleri tehdit değil. Avrupa Birliği ülkeleri tehdit değil. Ama Rusya için baktığımız zaman o askeri doktrinlere Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetleri bir tehdit olarak ve buna karşı da bir önlem alıyor. Şimdi Sovyetler Birliği dağıldığında dikkat ederseniz Batı Rusya'yı nasıl bir Rusya olarak istiyordu. İşte liberal ekonomiye uygun, kapitalizme, işte serbest piyasa ekonomisine çok uygun. Tamam bunu yaptı Rusya ama bunu yapınca bir rahatsızlık oluştu. Neden? Rusya batıya doğru işte doğalgazı satıyor, petrolü satıyor, işte önemli şirketler kuruyor.
askeri sanayi anlamda gelişti. Bunu ticari satıyor. Ticari rakip haline de geliyor aynı zamanda. Şimdi bu dengeyi bozdu. Hı hı. Neden dengeyi hocam, bozdu? Coğrafi hacimle bunu mıldatmazlar. Evet. İşte bu dengeyi bozdu. Şimdi Rus doğalgazına bağımlı bir Almanya olmuş. Tamam. Almanya gazı Rusya'dan alıyor ama gazı aldığından fazla Rusya'ya mal satıyor. Hı hı. Şimdi bu Almanya'nın Avrupa Birliği içerisinde gücünü arttırdı. Bu İngiltere için bir tehdit. Bu Fransa için de bir tehdit. Tabii Almanya'nın ekonomik gücü olması demek Avrupa Birliği'nin bu küçük ülkeleri, işte orta ölçekli ülkelerin de kendisi yönetiyor olması demek. Söz sahibi, Avrupa Birliği içerisinde tek söz sahibi. Bakın 2 yıl öncesine bakalım. 2 yıl öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'ne karşı çok olumsuz bir tavır içerisindeydi. Niye? Aynı zamanda kendisine rakip görüyordu Avrupa Birliği'ni. Çin, Avrupa Birliği bir rakipti. Ne zaman ki İngiltere Brexit kararını aldı, Amerika Birleşik Devletleri rahatladı. Çünkü artık orada Fransa ile Almanya'yı baş başa bıraktı. İngiltere çekildi. Bu durum Fransa ile Almanya arasında da bir rekabet doğuracak. Amerika'nın Almanya'ya yaptığını, yani nasıl söyleyeyim, dünyada hiçbir düşman başka bir düşmana yapmamış. Yani Almanya şey değil, bağımsız yani, değil. Yani son 2 yıl öncesi dediniz. Evet, ya, evet. Yani hatırlayın o araba meselesini, isim marka ya, vermiyorum. Şeylerle Almanya ilgili, özelinde ile ilgili. Bir ülkenin beli ve çöktü. Yani dizin üzerine çöktü Almanya. O bir tehdit de aslında ya, Almanya. Bayağı burada. Ve işledi minde. De aslında. İşledi, gerçekten işledi. Ha, burada şimdi Almanya'nın son yıllardaki bu Avrupa Birliği içerisinde bu hani dominant tavrı, bu son çıkan krizle birlikte kırıldı. Dediği gibi Nedret Bey'in, Almanya mecburen bu diplomatlara sınır dışı etmek zorunda kaldı. Yani bunu istemeye yaptı. Bir de işin ilginç tarafı, hocam, işte Alexei Miller... yapıyorum, ne olur sözünü kesin zannetmeyin de. Hani daha keyifli olsun diye. Aslında çok böyle hani bir tek seçim oldu ya Almanya'da yeni. Hı hı. Yeni kabine kuruldu zar zor. Evet zar zor. Aylar ay sonra. Sur, tabii. Yani onların tarihinde de görünmemiş bir şey o zaman. Tek Dışişleri Bakanı bakın. Dışişleri Bakanı değişti. Evet. Kabine oradan anlayacaksınız ki, oradan anlayacaksınız ki adamlar yönünü değiştiriyor. Evet, Gabriel mesela. Tabii. Yani Gabriel Türkiye'yi çok iyi tanıyan, işte eşi Türk olan. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Eski eşi Türk Rusya'ya olan. Rusya'ya yakın olma ekolünden gelen. Çay içen. Böyle bir Dışişleri Bakanı. Gerçi seçim zamanı hani iç kamuoyu için tamam, Türkiye'ye yani, çok tamam. Şeyler söyledi falan ama yeni gelene bakıyoruz, yeni gelen dışişleri. Türkiye hakkında çok fazla bilgisi yok ve yönetilebilir bir Dışişleri Bakanı. Zaten onun için koydu. Evet. Bu 2 gün önce Alexei Miller, bu Gazprom'un CEO'su açıklama yaptı. Biz işte Türkiye üzerine Türk akımıyla ilgili izinler çıktı. 2. hattı Bulgaristan, Sırbistan, Avusturya, Almanya'ya ulaştıracağız. Yani şimdi %80 ekonomisi doğalgaza bağlı, enerjiye bağlı, petrole bağlı bir Rusya. Siz bunu zor duruma düşürmek için ne yapmanız lazım? Bunun satacağı malı engellemeniz lazım. Evet. Şimdi bu basit Hazır olarak iki lazım. Hani esnafı düşünelim. Esnaf aynı zamanda yanında aynı malı satan insanı da engellemeye çalışacak ki daha çok para kazansın. Bak dikkat edin, Avusturya şeyi diplomatları sınır dışı etmedi. Biz tarafsızız dedi. Yani Türkiye'ye bunu gelince, yapma gücü var çünkü. Hayır, Avusturya'nın çok bunu bağımlı. Önce yapması gerekiyor mesela. Ama Türkiye söz konusu olunca tarafsız değil, ama Rusya söz konusu olunca tarafsızım dedi. Neden biliyor musunuz? Türk akımının 2. hattı, bu dışarıya satacak hattın hub merkezleri, yani satış şeyleri Avusturya'da kurulacaktı anlaşma. Şubat ayında Miller'in geldiğinde Türkiye'de böyle görüşmeler yaptılar bunlar. Ve Avusturya üzerinden Almanya'ya doğalgaz girecek. Türkiye o hat içerisinde önemli bir ülke ve Rusya için bir can damarı burada. Şimdi böyle açıdan baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri, Skripal krizi falan, bunu engellemeye yönelik önemli bir aktör. Bir de tam Danimarka Kuzey Akım 2 için izin verecekti. Finlandiya ve Danimarka. Artık Skripal kriziyle onlar da herhalde bu Kuzey Akım'a izin vermez. Türk akımını sanki engelleyebiliriz diye düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri. Ama Türkiye-Rusya ilişkilerine baktığımda özellikle bu üçlü zirve çok önemli. Türkiye-Rusya açısından İran'ı bir tarafa bırakıyoruz. Yani bu üçlü içerisinde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler İran'dan farklı. Yani bu iki ülke her an İran'ı yalnız bırakabilir. Rusya'da mı? Rusya'da bırakabilir. Bıraktı da zaten zamanında.
Yani, sanki daha tarafsızmış yani tarihte, gibi. Yani, tarihte İngiltere ile anlaşarak bıraktı yani İran'ı. Terk etti. İngiltere'ye terk etti. Bunu daha önce yaptı. Bu anlaşmaya bağlı. Ama burada sanki bu hani Rusya'nın şu anki ekonomik durumu, bölgedeki etkinliği, ekonomiden daha çok yani dünya üstündeki ülkeleri yavaş yavaş kendine doğru kutupsal anlamda çekiyor. Orta Doğu ülkeleri, işte Avrupa'daki bir kısım ülkeler. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri için, Batı ülkeleri için bir tehdit. Yani onlar çift kutuplu dünya ama kontrol edilebilir bir çift kutuplu dünya istiyorlar. Şimdi Rusya kontrol edilemez bir hale geldi onlar açısından. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman yani Türkiye bu 15 Temmuz'dan sonra Fırat Kalkanı harekatının yapılması tabii ki Rusya ile işbirliğinin bir sonucu. O 9 Ağustos'taki St. Petersburg görüşmesi bu açıdan Fırat çok Kalkanı, kritik evet. bir rol. Afrin yine aynı şekilde ama bunu şöyle bakmayalım. Yani Türkiye Rusya'ya bağımlı hale geldi. Hayır öyle değil. Tam tersi. Rusya daha çok Türkiye'ye bağımlı hale geldi. Çünkü Rusya açısından şu anda baktığımız zaman Rusya'nın İran'la işbirliği kabul edilemez bir işbirliği. Onu hedefe koyuyor. İran tüm dünya açısından ülkeler, Batı ülkeler açısından bir şehir üçgeni içerisinde yer alıyor. Şimdi İran'la Rusya'nın işbirliği Rusya'yı hedef haline getirecek. Fazladan ama, bir yük almış oluyor yani. Evet ama Türkiye ile işbirliği bunu hafifletiyor. Türkiye çünkü yıllarca NATO içerisinde bulunmuş, Batı kanadı içerisinde bulunmuş. Türkiye ile işbirliği yaptığı zaman İran'la işbirliği onu arka plana itmesine neden oluyor. Esed ile işbirliği Rusya için. Bu da bir tehdit İsrail açısından bir kriz ortamı oluşturabilecek. Ama Türkiye devreye girdiği zaman orada Türkiye Rusya'nın, İran'ın durumunu... Yani şu an seyircilerimizin durumunu... ekranda izlediği görüntü. Şimdi bakın kesinlikle başka bir şey bu görüyoruz önemli. Orada ama Batı bambaşka bir şey. Batı evet. bu fotoğraftan tabii, çok ürktü. Tabii ürkmez olur mu? İttifakı, yani bunun yarısı evet. kadar güçlü olan bir başka fotoğraf biliyorsunuz İran'da verilmişti. Venezuela mıydı? Brezilya mıydı ki? Brezilya vardı. Evet evet orada. Evet. O Brezilya'da orada bile vardı. İşte en çok eksen kayması Türkiye'ye yerine ürkütücü yiyince, ittifak tabii, dediler. Buna evet. ödleri patlamış durumda yani. Bir de şöyle panik bir şey var. Bunlar tek Batı başına... Batı karşıtı bir birleşme olarak geliyor. Şimdi tek başına Türkiye'yi diz çöktürebilirler. Ekonomi anlamda ambargo uygular, içeride kargaşa çıkarır. Türkiye'yi ki bir şekilde... Türkiye direndi buna yani. Direndi ama yine de son bu operasyonlar devam eder, edecektir de. İran'ı da aynı şekilde yapar. Ama bu üçlü bir araya gelirse, bu üçlüyü savaşla, yani herhangi bir tehditle siz diz çöktüremezsiniz. Hatırlarsanız bundan iki hafta önce Rusya'dan bir açıklama vardı. Eğer Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelir de bir tehdit algısı hissederse, biz nükleer silahlarımızla onu korumaya hazırız. Bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir mesaj, Türkiye'ye de bir mesajdı. Bunu çok esasında onlar da kendilerini korumak için evet. yapıyorlar. Mesele burada yani. Bu, yani Türkiye şimdi bu, son kale. Tabii. Ya şöyle bir şey. Eğer bu hani bizim terör koridoru olarak tarif ettiğimiz açıklık alan çökerse, yani bizim aleyhimize çökerse, bizim yuvarlanacağımız yere Rusya da sürüp konacak. Sadece Rusya değil. O Kavkaslar'da sürüklenecek. Tabii o asıl şey o. Sürüklenecek. Zaten en büyük korkusu bölgenin o. Neddet Bey yani, güzel. Yani şeyden itibaren şey aslında bunu Baltıklardan... Bu Pasifik'teki tartışma alanına kadar dünya verevine yırtılır. Bir hat çizecek. Yani bu aynı zamanda aslında Batı için de öyle değil mi? Yani savunma, bizim sınırımızdaki kara delik çok orayı da yutabilir şimdi aslında. Öyle oldu. Şimdi öyle oldu. Şimdi önemli yani. Söylediği hocamın doğru, Ruslar bunu sık sık da yazıyor. Şimdi diyor ki Ruslara göre, onlar diyor ki burada kuzeyde bir koridor kurulursa PKK üzerinden, bu koridor Irak'la birleşip İran'a sıçrayacak. İran parçalanacak ki İran'da etnik anlamda bir parçalanmaya yönelik Batı'nın çalışması var. Orayı parçalarsa bu süreç Kafkaslara sıçrayacak. Kafkaslar üzerinden de yani Baltıklara kadar hocam. Gidecek. Yani mesela Afganistan, Pakistan kesin patlayacak. Yani gün vererek bile söyleyebiliriz. Yani Pakistan da direniyor. Yok, tabii, o da Türkiye, direniyor. Türkiye orada da sorunlar var. Ne üzücü. Yani tabii. Bir ülkenin böyle adım adım bir felakete hazırlanılıyor tabii, aynen olması ama bu, ne kadar önemli şey. Bir şey. Bakın aynı dertlerle bu kadar uğraşan bir ülke olmaz. Yani hani kardeş ülkemiz biliyorsunuz evet. ama aynı içeride de sorunları var. Birebir benzeşiyor. Bu videoyu hatırlıyor musunuz? Tabii birebir benzeşiyor. Başbakanı, Pakistan Başbakanı şeye girerken, Amerika'ya girerken üstünü evet. başını soydular.
Fakat tamam da kardeşim nereye gidiyorsun sen? Öyle bir durum da var yani. Yani içeride hiç girmeyelim. Bizim kardeşim başımızın üzerinde yeri var. Ve bizim çok önemli bir müttefikimizdir. Bölge sürekli yeni üçgenler üretiyor. Mesela Türkiye, Azerbaycan, Pakistan yaptığınız zaman arada kalan alan bambaşka bir duvara dönüşür. Ki İpek Yolu da şimdi çok önemli çok bir hat. Mesele belki de orada. Şimdi bakın Rusya ekonomisini düzeltti. Avrasya Ekonomik Birliği diye bir şey kurdu. Şimdi Orta Asya ülkelerini kendisine bağlayarak bir defa orayı Amerika Birleşik Devletleri için kapattı. Evet. Yani Türkiye'yi belli bir dönem kullandı Orta Asya'da. Yani bu işte FETÖ üzerinden bir şekilde orada etkinlik sağlamaya çalıştı ama başarısız oldu. Hatta Büyük Orta Asya Projesi diye bir şey Amerika Birleşik Devletleri Fethullahçı terör örgütü sadece koydular. Türkiye için değildi. Evet, ya Türkiye değil. İçin hiç başarsalardı bütün bu bölge dünya şeye kadar. Için. Dünya dizaynı için. Evet, aynen öyle. Evet. Arap Yarımadası'nın sonuna kadar kan revan içinde kalacak. Evet. Şimdi orada Avrasya Ekonomik Birliği'ni kurduğu zaman o hattı İpek Yolu destekledi. Çin'in yeni İpek Yolu. Onlar çünkü Rusya ile büyük bir ortaklık kuruyorlar. Ama şimdi bu İpek Yolu 2 trilyon dolar. 65 ülke var. Bu Çin için Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltmak amacıyla böyle inceden inceden çok da fazla dikkat çekmeden yıllardır böyle ilmek ilmek dokuduğu bir proje. Evet. Ama şimdi, bu projeyi şimdi baktığımız zaman bu krizlerle birlikte Doğu Avrupa'yı kapattı Ukrayna üzerinden. İpek Yolu oradan geçemeyecek. Suriye'yi de kapattı. Biz Suriye'yi Salt Esed olarak görüyoruz ama böyle bir şey yok. Esed değil burada. Suriye İpek Yolu için çok önemli bir ülke. İran İpek Yolu için önemli bir ülke. Doğu Avrupa İpek Yolu için önemli bir ülke. Türkiye önemli bir ülke. Çin şimdi kara kara düşünüyor. Şimdi Sayın Başbakanımız da Afganistan'da. Birazdan bir ortak basın toplantısı da yapılacak. Bağlanma ihtimaliniz de var. O yüzden bütün bu konuştuklarımızın aslında ve hükümetin, Türkiye'nin başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve başbakanın şahsında dokudukları o dokumanın da çok değerli ve anlamlı olduğunu çok söyleyelim. Önemli. Şimdi tabii. Oraya her an bağlanabiliriz ama Özlem aslında biraz bu eksen kayması üzerinden de sen tabii not aldın farkındayım. Evet, ben çok dikkatli dinledim. Evet. Şeyler öğrendim sağ olsunlar. Biraz hani eksen kayması eski bir hikaye olmakla birlikte şimdi yeniden işte güncellendi. Biraz hani buradaki puzzle resim değişiyor, büyük resim değişiyor. Bir Türkiye benzer şeylerle suçlanıyor. Sen nasıl gözlemledin? Şimdi bugün çok teşekkür ederim. Her iki konumuza da tabii dış politika... Ne kadar farklı dinlerseniz o kadar böyle şey yaptığınız, yeniden kafanızın tekrar inşa olunduğu bir şey. Yani benim açımdan öyle oldu. Burada ben şunu söylemek istiyorum Fadime. Yani konuklarımızı dinlerken güç nerede, çünkü nerede? Güç galiba dünyanın aradığı o büyük güç müstakil olmakta. Evet. Buradan geçiyor yani. Şimdi Türkiye'nin meselesi bence eksenin sağa sola kayması değil, yeni bir eksen inşa etmeyle alakalı bir süreçten geçti. Şimdi Türkiye... Tek başına yani bütün sabitelerini yeniden gözden geçirerek tek başına durabileceği müstakil bir eksen inşa etti. Yani bence eksen falan kaymıyor. Sadece eksenini kendi başına duracak hale getirdi. Bu hale geldikten sonra da siz eğer müstakilseniz, gerçekten güçlü bir ülkeyseniz o zaman siz size karşı oynanan tüm bu oyunlar, bazen de dünyanın kurduğu oyunlar karşısında yeni tavırlar, yeni ilişki zeminleri geliştirme imkanı size veriyor. Ben meselenin böyle olduğu kanaatindeyim Türkiye için. Yani Türkiye şu anda belki de işte son 100 yılın öyle diyeceğim en güçlü noktasında olduğu kanaatindeyim duruş itibariyle. Eğer bu duruş olmasa siz Amerika'ya ben geliyorum diyemezsiniz. Hatta ben geldim de diyemezsiniz. Çünkü siz birebir... Çık dedik. Evet. Çık buradan dedik. Evet, birebir... Tarihinde ilk defa Amerika kovuluyor. Yani aslında... Fark etmez vururum dedik yani. Evet, çık dedik ya. Yani birebir baktığınız zaman sizin aslında temas ettiğiniz Amerika'ydı zaten. Biz onu söylemiyor muyuz yani bu PYD dediğiniz şey aslında Amerika. Siz ona temas ediyorsunuz, onunla savaşıyorsunuz. Hal böyle olunca yani ben burada Türkiye'nin bu eksen kayması tartışmalarını biraz gerçek zeminden uzaklaştıran bir tartışma alanı olarak görüyorum. Türkiye artık bence buradan geçti. Kendi yeni eksenini inşa etti. Ve devam ediyor bu süreç dinamik bir şekilde. Ve bunu yaparken de sorduğu soruları artık kendine soruyor. Yani benim neye ihtiyacım var?
benim insanımın neye ihtiyacı var ve bunun hayata geçmesi için ben hangi yeni işbirliklerini yapmak durumundayım. Şimdi böyle bakıldığı zaman aslında sadece Türkiye'ye münhasır bir şey değil. Bu soruları sadece Türkiye sormuyor bence. Afganistan, Pakistan, işte bugün Hindistan, baktığımız zaman Rusya'dan ayrılan ülkeler, bunların her birisi aslında bu soruyu sorduğu için bugün çok büyük bir tehdit altındalar. Yani FETÖ'nün çok uğraştığı ülkeler, bence Nedret Bey çok içinde olduğu ülkeler aslında kendi içinde doğru soruları daha çok soran ülkeler diye düşünüyorum. Böyle olduğu için daha fazla şeyle muhataplar, saldırıya muhataplar. Ayrıca tabii dünyada özellikle Rusya'nın kendi içinde bulunduğu o değişim sürecinde belki Amerika'nın beklediği şey, oradan ayrılan ülkelerin bir şekilde canı yanmış bir halde Amerika'ya daha yoğun eklemleneceği sanki düşünülüyordu. Yani o blokun kopacağı kanaati vardı. Fakat bu işler öyle kolay değil. Oradaki o yaşanmışlıklar, dil bağı, zaman içerisinde gelişen kültürel bağlar, bir sürü ülke Rusya'dan, büyük Sovyetler Birliği'nden ayrılmakla beraber aslında kendi yeni ilişki zeminlerini oluşturdular. O yüzden beklenenin ötesinde dünyada farklı bir blok bence oluştu. Yani Rusya artık sadece kendini ifade etmiyor. Orada oluşan blok, özgür iradeyle bir araya gelmiş, içinde ekonomik birliği olan, toplumsal birliği olan başka bir hayat alanı var. Ve işin tuhaf tarafı, orada bakir de bir alan var her manada. Madenleriyle, hayat tarzıyla, ekonomisiyle. Rusların da bilmediği yerler var. Evet, çok bakir bir alan var ve bu alan herkesin dikkatini çekiyor. Çünkü bir tarafta tükenmiş, hep sömürerek beslenen ekonomilerin, işte Avrupa öyle bir ekonomi, Amerika öyle bir ekonomi, bunun sonuna gelmişlikle beraber diğer tarafta kendi cevherini tüketmemiş, insan kaynağı da dahil olmak üzere, toprak altı, toprak üstü her tür cevheri daha yeni hayat bulmaya başlayan çok dinamik bir alan var dünyada. İşte bu da aslında sadece Türkiye açısından değil, ekseni kayan bir yer varsa bence Fadime, dünyanın ekseni kayıyor. Yani Türkiye'nin ekseni sabitleşiyor. Sabit evet. Halinde ama dünyanın bir eksen kayması var. Ha, buradan ne olacaktır diye düşündüğümüzde, yani ben her şeye rağmen bu Trump'ın açıklamalarından vesaire geldiğim nokta da o aslında. Daha evvel de ben bir vesile söylemiştim, yani avukatlıktan öğrendiğim bir şey. Eğer bir kavga hacminden öte bir kavgaya dönüşüyorsa Fadime, anlamı kayboluyorsa, bütün bu büyük hacimli kavgalar, oraya dönelim mi? Bağlanacaksak sözümü tamamlayabilirim. Henüz bir işaret almadım evet. Ben rejiden. Anlamını aşan kavgalar günün sonunda kendini ekonomik kavgaya çeviriyor. Evet, buraya dönüyor. Yani buraya bir virgül tamam, atabiliriz. Buraya atalım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Afganistan'da demiştik. Ortak bir basın toplantısı yapılıyor. Afganistan İcra Heyeti Başkanı Doktor Abdullah Abdullah ile oraya bağlanalım, sonra devam edelim. Evet, şu anda Başbakan Binali Yıldırım, biliyorsunuz, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Doktor Ahmet Abdullah Abdullah ile bir ortak basın toplantısı yapıyor. Bizim de İnce Fikir olarak programımız aslında burada devam ediyor. Konuklarımız burada. Her ikisi de konunun uzmanı kişiler olduğu için biraz şu anda FETÖ ile mücadele üzerine de bir başlık açıldı basın toplantısında. Orta Asya açısından FETÖ ile mücadele, Türkiye'nin orada kendi kaygılarını dile getirmesi, bütün aslında konuştuğumuz konular açısından da ne anlam ifade ediyor? Bu ortak basın toplantısı anlamı ne? Bir dağıldıktan hemen sonra belki de FETÖ'nün ilk girdiği bölge Orta Asya'ydı. Bunu unutmamak lazım. Rusya bölgesiydi aynı zamanda. Buralarda bu eski post-Sovyet ülkelerde yerleşerek Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye gibi gözüktü ama bu daha çok Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir çalışma yapıyordu. Şöyle, ben Orta Asya'da 20 yıldır hani karış karış gezen, bütün ülkeleri görmüş, yaşamış birisiyim. Şimdi bunlar o dönemde özellikle Afganistan'da bu aynı Türkçe olimpiyatları gibi İngilizce ile ilgili de yarışmalar yapıyordu. Bakıyordum ben, bunlar bu yarışmayı kazananları Amerika'ya gönderiyordu. Ya şimdi sen Türk okulusun, kendini öyle algılıyorsun ama yarışma yapıyorsun. Ödül olarak Türkiye'ye değil Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyorsun. Ayrıca en zeki öğrencileri yine yüksek lisans doktora için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyorlardı. Türkiye'ye değil, Türkiye'ye daha çok 3. 4. gruplar girmeye çalışıyordu. İşte bu o dönemde bunun belki ilk farkına varan
Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tuttuğu için Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, orada iki defa darbe girişimi oldu. Birincisi Fergana'da olaylar çıktı, Andijan'da olaylar çıktı. İkincisi ise Taşkent'te bir bombalı saldırı yaptılar ve Özbekistan bunların tamamını sınır dışı etti, kapattı. İşin ilginç tarafı, bizim Özbekistan'la o dönemden itibaren, ki bu 2008 diyelim, başlayan süreçte yaklaşık 10 yıldır, bir de biraz da gerisi var. 10 yıldır biz bu FETÖ yüzünden Özbekistan'la ilişki kuramadık. Niye? Çünkü oraya gidecek devlet büyüklerinin bütün protokol anlamda görüşme konularını bunlar belirliyordu. Tüm konular FETÖ tekrar girsin, FETÖ tekrar açılsın. Bir de kendi için, gündemlerini dayatıyorlardı aslında. Bir de orta, dikkat edin, şu dikkatimizden kaçtı belki. Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Asya büyükelçiliklerinde çalışanların tamamı atıldı KYK'yla. Demek ki buraya zaten ciddi bir yapılanma, büyük bir üst kurmuşlar. Varmış. Yani Orta Asya ile ilgili. Bu sadece elçiliklerdeki diplomatik temsilcilikler değil. Evet. Askeri ateşeler de dahil olmak üzere. Başka sivil kuruluşlar da telaffuz etmek istemiyorum ama. Yani bu Orta Asya'daki bu bloklaşmayla birlikte orada yani bir toplumsal anlamda FETÖ, Amerika Birleşik Devletleri bir ekip kurdu. Bu Büyük Orta Asya Projesi diyoruz. Çok fazla gündeme gelmiyor ama Amerika Birleşik Devletleri hemen bunu açıklamıştı. Afganistan bu açıdan önemli. Niye Afganistan bu açıdan önemli? Bir, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a girdi ama Afganistan'ı tutarak Rusya'nın güneye inmesini engelliyor. Evet. Hindistan'a ulaşmasını engelliyor. Çin'in batıya ulaşmasını engelliyor. Burada da ekip olarak da FETÖ'yü kullanıyor içeride. Şimdi aslında bütün konuştuklarımızda çok ilgili bir gündem. Afganistan ziyaretinde o anlamda bir değeri vardı. Bağlanmadan önce Özlem sözünü kesmek durumunda kalmıştım. Lütfen sen tamamla. Fadimeciğim, bence hiç şey yapmayalım, onu tamamlarım ben. Yani sonuçta benim aslında bağlayacağım cümle belki Trump'ın ifadesine gelecektim. Yani bu iş hacminden fazla büyüdüğü zaman artık ekonomik bir kavga görüntüsü altında yeni pozisyon alma halleri oluşuyor. Onu demek istiyordum. Ben yine şey yaparım. Tamam. Konuklarımızın bence konuya dair bakışları bizim için o daha önemli. O zaman kendi gündemimize de dönelim biz. Amerika'nın bölgeyi neden bırakacağını ve Türkiye'nin Rusya ile olan bu giderek güçlenen işbirliğinin anlamını anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şimdi ben şunu sormak istiyorum Nedret Bey size. Bir taraftan S-400'lerle ilgili çünkü neticelendi Putin ve Erdoğan görüşmesinde tarihin öne çekileceği, Batı'nın bu kadar sert bir tepki verdiği bir dönemde öne çekme vaadinde, ilanında bulundu iki liderde. Bunun da bir anlamı var elbette ama Trump'ın çekileceğiz dediği yere Fransa ben geleceğim dedi. Macron ve sarayda da SDG'den bir heyeti, yani PKK'nın son kamuflajlı halinin bir heyetini de kabul etmiş oldu. Bunların anlamı ne? Bir, bunu sormak istiyorum. Bir ikincisi, siz onu bağlantılandırarak anlatacaksınız. Trump Suriye'den, yani Amerika İran'ı çevrelemek istiyor. Hedefinin açık hedefinin olduğunu bu söyledi. Söyledi ve tehdit olarak da zaten işaret etti. Tam da İran'a yöneldiği bir dönemde Suriye'den çıkacağını ilan etmesinin bir anlamı var mı? Evet. Ya, müsaade ederse iki satır bu Afganistan meselesi üzerine bir şey söyleyeyim. Çünkü gerçekten de şu an konuştuğumuz konularla çok iyi rabıtalı. Bu hattın devamı bu. Biz şu anda Suriye'de yaşadığımız dertleri ifade ederken Kıbrıs'tan başlayıp İran sınırında kesiyoruz. Çünkü yanan yer bu hat. Terör kuru. Oysa asıl hat, daha da uzatabilirim Balkanlara kadar ama yine Kıbrıs'tan başlattığımızda AFPAK diye kısaltılan Afganistan Pakistan'da bitiyor. Mesele bu. Afganistan çok önemli bir ülke. Gerçekten de sadece yatay hattı durdurmuyor Afganistan ve Pakistan meselesi. Yani yatay hattan kasıt şu, o bahsettiğimiz İpek yolu var ya, bir ayağı bir kolu, ana daha doğrusu damarı oradan geçiyor. Sadece bir liman bile, Gwadar diye bir limanı var. Bu liman için bile 3. Dünya Savaşı çıkabilir. Bu da yatay hat. Dikey hatta işte onu biraz hocam bahsetti. Orta Asya'dan aşağı inen, denize açılan Basra'ya kadar giden bambaşka bir hat. Yani buraları doğru dürüst tutulmaz ise, Suriye'deki, Irak'taki gibi bambaşka bir yangına neden olur ise, ki olacak gözüküyor. Yani
İşte bir çatlama noktası da, bir kırılma noktası da, hani klişe laf söyleyelim, evet, fay hattı da orası olacak. Bu yüzden bir, önce şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Neden Türkiye Başbakanı orada? Evet. İki, bir de bu kadar işin arasında bakın diğerleri devam ediyor. Moğolistan'a gidiliyor, oradan Afganistan'a ve bunların hepsi aslında dünyanın sinir noktaları. Moğolistan dediğiniz Rusya ile Çin'in arasında bir ada. Tabii büyük yer, o kadar ufak bir yer değil, kocaman bir yer yani orası. Ve orası da bakir bir alan. Çok. Bu da çok önemli bir şey. Hı hı. Şimdi bu haritaları doğru, bir, hani şunu teslim edelim. Hangi zamanda olmuş bir iş? Buraya kadar dert dış politikada ve aynı zamanda bölgeyi gezip kendinize göre oyun kuruyorsunuz. Sırasıyla 15 Temmuz'dan önce başlayan Fethullahçı terör örgütü saldırılarıyla birlikte Türkiye ilk önce oyun bozucu bir pozisyonda kendi kimliğini gösterdi, hı hı, ve kurulan oyunları engelledi. Şimdi oyun kuruyor. Evet, oyun kurucu hali de devam ediyor. S-400'lere geldik. S-400'ler tamam dedi, bitirdi Cumhurbaşkanı. Evet. Bu içeriye de dışarıya da. Yani Amerika ve NATO üzerinden de geliyor. S-400'ler konusunda Ankara'ya ağır baskı yapmaya devam ediyor. Emin olun S-400'leri onların umurlarında bile değil. Ama eğer Türkiye bu S-400'leri alır da yolu açılırsa, bütün dünyaya felaket bir emsal. Yani, yani NATO ülkeleri için. Tabii ki. Bütün dünya için. Hmm. Şeye karşı çıkan. Yani bugün birçok ülke Amerika'ya gücü yetmediği için, sesi çıkamadığı için ama Türkiye ve Orta Doğu'yu görüyor ne yaşandığını. Ondan sonra diyecekler ki hepsi, bakın Türkiye aldı, biz de alırız. Hmm. Ha, biz S-400'e paramız yetmez, gücümüz yetmez ama biz de şunu alırız. Peki Amerika nereye alırız kadar bu konuda Türkiye'ye baskı yapar? Bu bir defa kırıldı mı gider. Türkiye bu konuda çok kararlı, tamam, çok net. Tamam, bu bitti dedi. Bitti Amerika mi? Birleşik Devletleri de Amerika kararlı için bitti mi? Hayır, Amerika onlar da kararlı. Onlar bırakmaz. Ne yapabilirler? Yani, şu anda önünü kesmek için mi? Yaptı, evet, zaten. Dün yaptı. Yap. İlk girişimi dün yaptı. S-400'ü Türkiye'ye satacak şirketi yaptırım listesine aldı. Bu Türkiye'yi bağlamayacak. Rusya'yı dün itibariyle. Şirketi bağlayacak. Ama gösteriyor. Kart gösteriyor. Süreci ama negatif etkiler mi? S-400'lerin Türkiye'ye gelişinde. Bunu etkilememesini Ankara'ya tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle, iç politikada yansımalar olur. S-400'ü alır ama Türkiye S-400'ü aldığı için Amerika'nın yaptırımına tanık maruz olsa kalabilir. Da, hayır, büyük kart gösteriyor Amerika. Burada onu bir anlamamız nasıl lazım. Nasıl bir yaptırıma maruz ekonomik kalabilir? Ekonomik. Ekonomik yaptırım. Zaten şu anda bir ekonomik şu savaş var. Zaten var. Geçen hafta da konuştuk zaten. Hali uzunca hazırda devam zamandır eden var bir ticari aslında savaş var. Bizi şu konuda ikaz ediyor. Diyor ki bakın, bu son kartlar diyor, tehlikeli kartlara benziyor. Tamam diyoruz biz de, dinleyelim. Amerika bize bir dert anlatıyor. Diyor ki bak arkadaş, bu yaptırımlar seni de, yani o firmaya yaptırım demek, lafı sana söylüyorum. Tabii tabii. Yani tabii, onu tabii anlamayacak evet, bir şey yok. Tabii. Tamam mı? Peki diyoruz kardeşim, ne yapacak? İşte bu akademisyenler bize, dostlarımız çıkıp, sadece akademisyenleri söylemiyorum, bütün meslektaşlarımız. Ben akademisyenim hocam, söyle. Sen sana da tamam söyle ama hep bana şu an. Üzerimize alınabiliriz, güzel, buyurun söyleyin. Ha, o zaman cevabı bekliyorum. Ne alınır yapacak? Bana rakam söyleyeceksin. Yani şu açılardan Türkiye şu kadarlık zarara uğrar diyeceksin. Şimdi ben söyleyeyim onunla ilgili şöyle. Bundan 10 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İstanbul Milletvekili. Geçen hafta burada İstanbul'daydık, işte bu toplantı, evet, öncesinde onunla da görüştüğümüzde. Onun bir Amerika Birleşik Devletleri'ne heyet olarak bir ziyareti vardı. İşte Senato'da yapılmış bir toplantıda. Orada bu S-400 konusu gündeme gelmiş tabii ki. Hı hı. Ve senatörler kendisine şu ifadeyi söylüyorlar. Hani ben bunu açıkça kendisine söylediğim için. O şimdi kendisi zaten onu gazeteye söyledi. Evet. Onu gazetelere söyledi. O sonra düzeltildi. Evet. Hı. Orada diyorlar ki siz S-400'ü almayın. Niye almayacağız? Biz size Patriot verelim. Evet. Ama diyor ki siz bize Patriot veriyorsunuz ama Ruslar bunu üretimini de, yani o teknoloji transferini de kabul ediyorlar. Hayır diyor, onu biz de bu sefer kabul el ederiz. El yükseltiyor yani. Tabii biz, hı, kabul ederiz. Zaten iki gün önce böyle bir teklif de geldi Patriotlarla ilgili. Ortak üretimi kabul ediyoruz teklifini ilettiler, hı, Türkiye'ye. Yani bir teklif geldi. Niyet teklif, niyet, hı, niyet mektubunu verdiler. Yapabiliriz. Ha, yani biz tamam, Patriotları sizde ortak üretebiliriz. Hı. Ama orada söyledikleri bir şey var. Senato üyelerinin, Volkan Bozkır'a ve diyorlar ki eğer siz S-400'ü alırsanız, hani şu yakında birlikte yaptığımız F-35
F-35 savaş uçağını biz vermeyiz. Bunu senatodan geçirmeyiz. Diğer silahları da vermeyiz. İşte bakın bu Türkiye ile Rusya zirvesi oldu ya. O zirvede bu Sayın Volkan Bey'in oradaki konuştuğu, işte bunların ufaktan Türkiye'yi tehdit etme algısı bizim Rusya ile farklı bir boyutta işbirliği yapmamıza neden oldu. Daha derinleştirdi Türkiye Rusya ilişkileri. Askeri teknoloji anlamında ortak helikopter, diğer silah temini, Türkiye'nin ihtiyacı olan Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı. Türkiye aslında alternatifi hemen geliştirebiliyor kart göstermelere yani karşı. Yani ABD burada şöyle yapacak, Halk Bankası'yla da eşleştirmek lazım. Bu Halk Bankası, işte bu S-400, S-400 öncesinde şirkete ve şirketin yöneticilerine ambargo uyguluyor olması ne gibi zarar verecek? Şöyle, yani bir silah satışını biz Amerika Birleşik Devletleri'nden artık alamayacağız. O öyle bir yola doğru gidiyor. Yani ABD bize artık silah satmayacak. Şimdi bunu Amerikalılar düşünür, o kadar kolay çıkmaz o işler. Bu Avrupa Birliği'ne de sıçrayacak, diğer NATO ülkelerine de sıçrayacak. Oradan zaten. Bu yani aslında Amerika'nın Türkiye'den hepten vazgeçtiği anlamına da gelmiyor mu? Hayır, bu bölgede ihtiyacı var. Bu silah ambargosu böyle ama ekonomik anlamda da sıkıştıracak. Dolar üzerinden gelmeye çalışacak büyük ihtimal. Türkiye'nin çünkü dolar anlamda bir zayıf noktası. Tabii 2019 seçimleri burada çok kritik. Evet, burada iç kamuoyu açısından. Ekonomi üzerinden tıpkı İran'ı nasıl sıkıştırıyor şu anda. İran'da bir müthiş bir dolar krizi var. Halk hani bir patlama noktasına gelmiş. Rusya'yı aynı şeye soktu, yola soktu. Ekonomik anlamda Rusya 2 yıldır bunun önlemini almaya çalışıyor. Türkiye'yi de aynı yola sokup diz çöktürmeye çalışıyor. Yani bu 3 ülkeyi, hatta 4 diyelim, Çin'i de bunun içine katalım. Çin de bu potada. Bu 4 ülke üzerinden ekonomik anlamda Avrupa Birliği ülkelerini de bunun içerisine alıp burada biraz şimdi Türkiye'yi sıkıştırmak belki. Bu aslında Türkiye'nin çok yeni yaşadığı bir şey değil. Biz 2012'den bu yana çok somut olarak bunu yaşıyoruz. Hayır, 2013 yazından beri çok görünür olarak bir şey yaşıyoruz. Şimdi Türkiye'nin peş peşe gayri safi milli hasılasının %50'sinden fazlası Batı'yla. Yani mesela Almanya. Bu da blok değil hocam. Şimdi yani şöyle, bu dediğiniz ilk arzları hepimiz cebimizde ve zihnimizde taşırız. Onda sorun yok. Yani bunlara hepsine dikkat etmek zorundayız zaten. Evet. Tamam, yani bir ülke zaten aklı başında bir ülke ne yapacağı şey olmayacak şeyleri de hesap etmektir. İşte biz bundan kurtulmaya çalışıyoruz bu bağımlılıktan. Şimdi ya, tam mesela F-35 dediniz. F-35'in uluslararası hukuki statüsü farklı. Evet. Başka silahları vermeyebilir mi? Vermeyebilir, zaten vermiyor. Tabanca vermedi. Tabanca evet. Diyorum ya. Tabii korumalar tabancaları için. Evet. Tabanca vermedi. Şimdi F-35 bugüne kadar dünyanın gördüğü en yani gelişim üzerine de konuşabiliriz. Şimdi bunun üstlenicilerinden biriyiz. Paramız var yani. Ortağıyız. Ve bu ciddi bir uluslararası hukuk sorununa dönüşür. Ama diğer konuda hani başka yerleri keser mi? Evet keser mesela. Uluslararası hukuk işlemiyor zaten şu anda. Tabii canım. Böyle zaten bir durum var. Vermiyorum diyorsa vermiyor. Vermeyebilir. Bugüne kadarki problem o zaman. Amerika Birleşik Devletleri eliyle ya da genel olarak Batı eliyle 2. Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar kurulmuş bütün uluslararası mimariyi bizatihi kendileri çökertmiş durumda. Kudüs kararı. Aynen öyle. Ben bir şey daha ekleyeyim. Birleşmiş Milletler'de yaşanan Kudüs meselesi çok iyi bir cevap aslında. En büyük, daha Birleşmiş Milletler'e yapılmış en büyük iyilikti. Evet. Karakterlerini bulmalarını sağladık. Suni teneffüstür bakın. Çünkü evet, bir gün öncesine kadar Ankara diyordu ki siz köhnesiniz, çalışmıyor, sizin ağzınız Amerikan ağzı, Batı ağzı, siz ölüsünüz. Doğru. Şeyde çocuklara aşı ulaştıramadılar. Türkiye bir günde gitti 24 saatte. Ulaştıramadılar. Bu kadar zayıf durumda. İşte Doğu Guta sürekli dün gece kimyasal silah kullandı. Biz gittik dedi ki bakın karakterinizi bulun, Amerika'nın karşısında direnin kardeşim dedi ve direndiler. Direndiler. Bu ve Amerika aslında İsrail'i de bakın en sessiz ülke İsrail şu anda. Tabii. Buradan aslında şunu en dikkat çekici. Evet. Ay yönlendiren de. Tabii. Evet. Ama stratejiyi belirleyen burada mi? En sıkışan ülke de İsrail bakın hocam. Bakın, en sıkışan yani bölgede en sıkışan ülke. Onun için burada şu anda Türkiye'nin bu önümüzdeki süreci çok salimen atlatıp bu işi tamamlaması gerekiyor. Burada bunları yaralı bırakmayacaksınız. Evet. Yaralı bırakırsanız bunlar size döner.
Bunları Türkiye ama bunun bilincinde bir sıkı tutumda alıyor. Aynen yani. Öyle. Hani şükür. Yani şükür. Hı-hı. Çünkü evet. Bugüne kadar bundan Türkiye'nin çok dili yandı. Bütün tarihimiz bunun öyküsüdür yani. Başka bir şey değil. Öteki taraftan yani bu kaygıları anlıyoruz hocam. Bunu söyleyen bir sürü akademisyen büyüğümüz var. Ama şeyi tanıyoruz biz. Ekonomi deniyor. İşte ekonomi rakamı, bir büyüme rakamı bir geliyor. Birinci sıradasınız yani hani. Büyüyor. Yani, Türkiye, yani Çin, evet. Çin mesela Çin de çok büyüyen bir ülke. Tamam abi. Ve onun büyümesi başka büyümelere benzemez. Yani 1,5 milyar nüfusu. Hacmi büyük olduğu için. Tabii %10 evet. Dediğiniz zaman yani nüfusa o kadar bize 150 milyon kişi eklenmiş demek. Şimdi bakıyoruz tamam ne? Ama bu tehdit mi? Tabii ki de tehdit. Ve Amerika'nın hani kurduğu sistem, ekonomik sistem buna elverişli dünyada hala. Fakat şöyle sonuçlara yol açar söyleyeyim. Eğer Türkiye'yi stratejik bir yara açmak pahasına bunu yaparlarsa bugüne kadar hani programın başında dedik ya eşikteyiz. O eşiği geçer Türkiye. Çünkü artık başka bir şey kalmamış. Yani hiçbir şeyiniz 70 yıllık müktesebatınız gömülecek. Dünyada tek ülkedir Amerika'nın bu kadar derin nüfuz ettiği. Bir şey söyleyeyim. Şimdi Halk Bankası'nı bu Nisan ayı içerisinde sonuçlandıracaklar. Evet. Bu S-400 konusunda 15'inde duruşmaları var. Evet. Bu S-400 şey konusunda kalmadı ya, bir hafta. Bu durumlarda sonuçlandıracaklar. Şimdi yeni bu Rusya açıkladığı yaptırımlarla yeni yaptırım gelecek. Swap. Bu tamam. Doların dolaşımını. Zaten S-400 anlaşması Türkiye'nin Türk lirası ile ruble üzerinden yapmasının ana nedeni de buydu. Bu beklenti dolayısıyla. Bunun dışında tutmaya çalıştı. Tabii bunun dışında tutup o yaptırıma hani kapılmamak adına böyle bir anlaşma yaptı. Bir de parayı ödedi Türkiye. Bağlı parasını olmak ödedim, malımı alacağım. Bunun önlemini almaya çalıştı. Bu da bir akıl aslında tabii. Öngörü yani. Düşünüyorlar. Şimdi ne de yen üzerinden konuşuyoruz. Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri eğer Rusya'ya yapacağı bu dolarla ilgili durumu aynı şekilde bahane ederek Türkiye'ye doğru yaparsa... Yapabilir. Ki yapabilir bunu. Yapabilir. Bu olabilir. Burada bizim daha hızlı karar almamız ve bununla ilgili bir ek önlemler, tedbirler... Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu gerekiyor. Bir senaryo, bir olasılık görünüyor. Hani buraya doğru evrilebilir. Daha önceki durumlar benzeri... yaşandı ve Amerika için de vazgeçilmez bir durum bu aslında. İşte S-400'ler için örnek teşkil etmemesi vesaire. Ama öte taraftan da şöyle bir şey var. Şimdi Amerika dediğimiz ülkede hangi Amerika sorusunu zaten sorardık ama şimdi Trump Amerikası'nda anında aksi bir görüş Pentagon'dan geliyor, dışişlerinden geliyor. Dolayısıyla hani bu senaryo yani. Hani şu Türkiye'yi sıkıştırma ihtimali üzerine kurulan senaryonun bir alternatifi olabilir. O değil, o geçerli olabilir. Hı hı, doğru. O nedir? Yani şöyle, bir kere şunu da Trump'ın yani ilk yılı çok hırpalanmış bir başkan. Ama bu Trump'ın tesadüfi bir başkan olduğu anlamına gelmez. Mümkün değil. Ha. Her şey planlı. Aynı zamanda güçsüz bir başkan olduğu anlamına da gelmez. Ki Amerika içindeki anketler şu an seçime girse kazanacağını gösteriyor. Yani, ki o kadar tabii, şeye baskıya. Şimdi bir, burada şunu anlamamız gerekiyor. İşte hocamla biraz ayrıldığımız, teknik olarak ayrıldığımız nokta orası. Trump'ı destekleyenler bugüne kadar cumhuriyetçi ya da demokrat fark etmez. Amerikan başkanlarını destekleyen gruptan farklı bir grup. Kim? Amerika'nın dışarı açılmasını, bu denli dışarı açılmasını İstemez. Her alanda muhafazakarlar. Tamam. Ama muhafazakar deyince hemen şimdi izleyicimiz olanı cumhuriyetçilerin içine koyar. Evet orada da varlar ama bu bambaşka. Mesela diyor ki duyulmamış bir şey. Wall Street diyor ki Amerikan ekonomisinin, dünya ekonomisinin kalbi. Bizim de şirketlerimiz orada kota. Diyor ki bu kadar diyor yurt dışına uluslararası globalizm açılmaz bu diyor. Şimdi bu Amerikan ruhunun, liberalizminin vesairesinin varoluş nedenini. Ki aslında şimdi mesela Davos'ta Çin lideri geldi bir konuşma yaptı. Bütün liberaller ağladı. Daha güzel olamazdı diye. Yani ancak bu kadar liberal bir konuşma yapılır diye. Amerika'daki bu kesim aynı zamanda gelmiş ve yerleşik mesela medya ayağını, sanayi ayağını, askeri ayağını da değişmesini istiyor. Bunların bu şununla alakalı bence Nedret Bey, yani ben de izinle Fadime bir abi yapmak istiyorum. Şimdi bizim biraz evvel konuştuğumuz meseleler sanki dünyada Amerika hiç kaybetmemiş
hep bastırmış da kazanmış tezi üzerine kurgulanıyor. Oysa ki Amerika çok kaybetmiş bir ülke. Kendi içinde de kaybetmiş bir ülke. Amerika kıtasında kaybetmiş bir ülke. Afganistan'da kazandı mı? Suriye'de kazandı mı? Şimdi baktığın zaman Amerika aslında... Birkaç gün önce burada da kaybetmiş bir ülke. Yani evet. Suriye'de kaybediyor işte. Yani bu kaybetmişliği görmemiz lazım. Yani bu anlatılan tehditler olabilir mi? Evet olabilir. 71'de de bize amorgu uygulamışlardı. Ne oldu yani? Türkiye buhar mı oldu? Kıbrıs meselesine başka bir yaklaşım mı geldi? Şimdi burada mesele elbette ki bu tezler üzerinden Türkiye'ye ekonomik anlamda bence hiç olmadığı kadar ağır bir baskı uygulamaya zaten çalışıyor. Başından beri böyle aslında. Hep bu var. Ama bunlar var diye siz kaybolup gitmiyorsunuz. Amerika'nın bugüne kadar daha haşin yüklendiği bütün yerlerde kaybetti Amerika şu ana kadar. Bunun bir sürü örneğiyle dolu dünya. Ve işin tuhaf tarafı açtığı bu tahribattan da sonra en büyük zararı kendisi alıyor. Aynen. Yani en büyük yarayı kendisi alıyor. Eğer Amerika'nın içine bakacak olursak, biz Amerikan seçimleri sürecinde de burada hep konuştuk. Yani ihtimal pek verilmiyordu ama biz Trump'ın kazanma ihtimalini çok güçlü gördük yani bu masada konuştuğumuz konuklarımızla. Bizler de aynı şeyi buradan bir tahmin olarak söylemiştik. Şimdi Trump'la ilgili meselede bence Amerika'da da artık çöken bir yapı var. Bunu gören ve buna itiraz eden insanlar var. Dışa açılma onların bir veçesi. Ama asıl mesele bence Amerika'nın içinde, Amerika'nın geleneksel olarak uyguladığı bu tezlere dair bir itiraz var. Tabii. Bu itirazı işte görmemiz lazım. İçerideki itiraz yani. Evet. O içerideki itiraz aslında bizim gücümüz. Yani sadece Amerika'ya itiraz eden Amerika'nın dışındaki insanlar değil. Amerikalıların bizatihi kendisi yani itiraz ediyor zaten. Medyası hepsi bu Trump'ı durdurmak için çalışıyorlar ve tek yani bu çok önemli bir şey. İlk defa Amerika içindeki bu dengeler den birisi Trump'ı durdurmak için uluslararası ilişkilerini kullanıyor. Bakın Fransızlar meselesi öyledir. Evet. İngiltere meselesi öyledir. Yani o kadar yani aslında sistem Trump'a direniyor. Bu çok önemli bir şey. O yüzden de mesela Trump siyasetinin arkasındaki güçler mesela Hollywood yıldızlarının nasıl söyleyeyim kötü örneklerini faş ettiler. İşte tacizler, faş ettiler. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Tamam Amerika yani bu adam biraz daha kalacak ve güçlenerek devam ediyor esasında. Güçleniyor yani. Tabii güçleniyor. Adamlarını getirmeye bak. Biz hep şunu görüyoruz. Giden kaç oldu? Gelen kim? O getiriyor. Tabii o getiriyor yani. O getiriyor. Hala Birleşik Devletler Başkanı. Bir de şu. Amerika bugün her alanda çöksün, her alanda çöksün. Hala dünyanın en büyük askeri gücü. Evet. Bu tartışmasız. Rusya üzerine Çin'i bile koysanız yani dörtte üçü yarısı etmiyor. Ama bakın bu Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir yerde bizimle karşılaşmayı gözü alamıyor. Çünkü kırılacak hat sadece Türkiye hatta olmayacak. Dünyada büyük tabii dengeleri. Şimdi, evet, bir uzun süredir Amerika bence tezlerini ortaya koyarken kendi kurumsal varlığı üzerinden değil de taşeronlar üzerinden iş görmeye çalışıyor. Şimdi siz Türkiye ile karşı karşıya geldiğiniz zaman ya uzun zamandır yapmadığınız bir şeyi yapacaksınız. Yani bir savaş yapıyorsunuz. Bu YPG üzerinden savaşmak gibi bir şey değil yani. Başka bir şeyden biz bahsediyoruz. O yüzden bu meselede onların alışa geldiği sürekli yeni oyuncular katarak alana, oyuncular üzerinden bir tür tırnak içinde tezgahlar kurarak iş yapma meselesi artık sonuç vermiyor Fadime'ciğim. Yani çünkü bu çatışma Nedret Bey'in dediği gibi diğerlerine benzemeyecekti. Yani, aynen öyle. Çünkü bir defa bunu şuna benzetiyorum. Bir defa buna müsaade ederseniz, birinin sizin diklenmesine ve bir defa çatışmaya müsaade ederseniz başka bir sürü yerlerde de bu karşılaşmalar, bu riski göze alacakların sayısına bir artış olacaktır. Yani bu kaçınılmaz. Hesaplarındaki yanlışlık da neydi biliyor musunuz? Evet. O taşeronlar dediniz yani aslında vekalet savaşları diye söylenen şeydeki yanlış şuydu. Asillerden birinin sahaya inmeyeceğini varsaydılar. Çünkü taşeronları kabul etmek demek asiller yok demek. Evet. Değil çünkü mi? Suriye'de birisi, böyle devam etti. İşte birisi indi ve bütün oyun çöktü. Yok Türkiye inmeseydi zaten İşte asilden kastı. Strateji yürüyordu. Evet. Yani Suriye'de falan. Çünkü Rusya zaten düşman. 7 yıl sürdü zaten bu strateji. Bir algı dünyada Rusya algısını daha da Rusya fobiyi yükseltecek. Bir düşman o İran'la birlikte ikisini bir kutuya koyacaktı. Ama Türkiye'nin Suriye'ye girmesi haklı sebeplerle bir de uluslararası tüm haklı sebeple Türkiye'nin elinde. Diğerlerinden farklı. Türkiye Esed olmasa da Suriye'de etkinlik gösterebilir. PKK, PYD'den dolayı. Daha haber vardı zaten sınır girişlerimiz. Yani belki bu kamuoyu bu kadar bilmiyordu belki ama bunlar hep vardı. Esed varken de vardı. Yani bir de bu sıcak savaş Amerika Birleşik Devletleri'nin tercih edebileceği bir şey değil sizin dediğiniz gibi. Eğer öyle bir şey olsaydı
Ukrayna da bunu tercih edebilirdi. Tabii. Yani çünkü Kırım'ı verdi yani ilhak etmişti. Yani bunu vekalet savaşı üzerinden götürmek lazım. Çünkü diğer türlü dünya savaşı çıkabilir. Şimdi peki burada şu soruyu sormamız gerekiyor. Suriye iç savaşı 2012'de başladığında Amerika bir tutum aldı, sonra ondan vazgeçti. Türkiye'yi de aslında bir müttefik olarak, stratejik ortağı olarak orada yalnız bıraktı. Ve bütün bu yaşadığımız büyük yıkım, büyük hasar, tahribatı biz o nedenle de aldık. İşte 2016 yazında da Fırat Kalkanı ile hayır biz doğrudan müdahale ediyoruz dedik. O arada geçen 5 yıllık bir büyük tahribat dönemi var. Türkiye terörü her anlamda, PKK terörü, DH terörü, DHKPC terörü, Gezi terörü, pek çok terör nedeniyle aslında bir iç savaşa sürüklenmeye de çalışıldı. Burada Batı'nın tutumunu apaçık gördük biz. Yani evet. Batı Türkiye'ye bir şey yaptı bu dönemde. Bir tercihte bulundu ve bulunduğu tercih Türkiye'nin tahribatı üzerine bir tercihti. Hani eksen kayması şeye oradan geliyor ama bir nedeni var. Tabii. Sabit tutmak Türkiye'yi, sabit durdurmak. Evet ama yani bir şey aşikar oluyor ve artık bu devlet eski devlet değil. Bu millet eski millet değil. Eski sessiz toplum değil. Bu toplum. Ama darbe olsaydı bunu başaracaktı. Ha, ama işte bunu okuyamadılar. Yeri şunu aslında esasen Suriye bazında şunu sormak istiyorum. Şimdi burada bir boşluk bıraktı Amerika. Suriye'de bir boşluk bıraktı ve Rusya da indi o sahaya. Rusya Suriye'de güçlendi öyle değil mi? Doğru. İran güçlendi. Doğru. Bütün bu bölgede Şii yayılmasına izin verdi. İşte onlar da kullandılar evet. Hizbullah buradaydı vesaire. Ama neticede bu aynı zamanda Amerika'nın bir tercihiydi. Rusya'nın ve İran'ın bu bölgede büyümesine, hacim kazanmasına, derinleşmesine ve kendi oyuncularını kurabilmesine izin veren Amerika'ydı. Neden? O sahaya çekti diyebiliriz. Bakın İran'a izni veren Obama'ydı. Obama'nın İran politikası tamamıyla İran'ı işte Batı'ya açmak, onunla işbirliğini devam ettirmek, Rusya'yı oraya çeken de yine Obama'ydı. Şimdi eğer oraya çekmeseydi, şöyle bir mantık yürütelim. Rusya, İran oraya girmeseydi, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'yu bu kadar şekillendirebilecek miydi? Eğer İran ve Rusya girmeden önce Türkiye'nin Orta Doğu'daki bu körfez ülkeleriyle birlikte çok büyük bir işbirliği alanı vardı. Birlikte ordu kuracağız diyorlardı. Birlikte savunma alanında işbirlikleri vardı. Bunların hepsini paramparça yaptı. Bu planları bozmak için mi onların buraya? Ya, bu açıdan birinci açıdan bakabiliriz. Tamamıyla bu diyemeyiz ama bir bakış açımız eğer olacaksa sebeplerinden birisi bu olabilir. Bir, İslam dünyasını paramparça etti Rusya ve İran sayesinde. Şimdi İran'ı tehdit olarak Suriye'ye yerleştirdi. Bu tehditten korkan körfez, bir kısım körfez ülkeleri tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yattı. İşte Suudi Arabistan resmen hazinesini ABD'ye teslim edecek duruma geldi. Yani kendi aralarında Katar, Suudi Arabistan arasında bunlar kardeş, birlikte hareket ederlerdi. Suriye'de de birlikte hareket ediyorlardı. Şimdi bakıyoruz farklı bir kampa girmiş oldu. Yani ABD aslında şöyle bakalım, istediğini elde etti. İran'ın oraya girmesini istiyordu. Çünkü İran oraya girmese bir tehdit algısı oluşturmayacak. Ya onu İsrail vurmak için sebep üretti. Hayır, bir de şöyle bakın. İsrail, İran oraya girmeseydi belki de bugün Arap ülkeleriyle işbirliği yapamayacaktı. Suudi Arabistan'la görüşür hale geldi ilan sayesinde. Yani yıllardır olmayacak, mümkün değil dediğimiz olay, İsrail artık Mısır'la ortak tatbikat yapacak konumuna geldi. Ondan sonra ortak gaz, Mısır'a gaz satan ülke konumuna geldi. Suudi Arabistan'la hava sahasını açan bir konuma geldi. Bu gördüğümüz sonuç aslında planlanan kesinlikle İsrail hedef. Stratejisi olarak da görme. İsrail Orta Doğu'da kabul edilebilir, işbirliği yapılabilir bir ülke olarak artık tanınıyor. Tamam Türkiye şeyinden vazgeçmiyor, politikalarından vazgeçmiyor. Yine İsrail ne yapıyorsa onun karşısında duruyor. Ama aynı şey için diğer Orta Doğu ülkeleri daha düne kadar İsrail'i yok edeceğiz, İsrail şöyledir, böyledir diyen ülkeler şimdi birlikte ortak masada İsrail kabul eder hale geldi. İsrail stratejisini bir yana koyalım yani. Kazanımlar dışında, ekonomik kazanımlar farklı bir şey ama
İsrail'in kabul edilebilirliğini sağlaması milyarlarca dolara bedel Amerika Birleşik Devletleri için. Nedret Bey, sizin okumanızda Salih Bey'in okuması gibi mi? Yakın parçalar var. Şimdi İsrail'in tabii bambaşka bir yere konulması gerekiyor. Çünkü Amerika'nın kırmızı çizgisi orası. Yani bütün bu alanda geriletiyorsunuz. Daha da itebilirsiniz aşağıya. Mümkün şu anda. Onlar şu hatta çekilmiş durumdalar. Hani harita üzerinden düşünürsek Suudi Arabistan, Mısır, İsrail hattına çekilmiş durumdalar. Bizim sınırımızdan daha aşağıda bir durum bu. Yani buradaki kabiliyetlerini yitirdiler. Şimdi Suriye'den, Suriye'deki varlıklarının tamamen kendi tercihleriyle atıldığı kısmen doğru işte. Yani yakınlaştığımız yer o. Ama biraz da sürüldüler. Yani bu yani Rusya sadece burada bu krizden önce yoktu değil. Vardı, vardı ama tabii. Şimdi, ikinci üstünü açtı. Ama bir masa varsa ortada, şu anda bu masanın iki büyük bir tane yarım sahibi var. Hmm. Yani Türkiye, Rusya ve İran. Hmm. Şimdi İran, İran'dan Rusya'nın da şikayetleri var. Suriye özelinde söylüyorum. Tabii, yani doğru. Belirleyici midir? Bazen oluyor. Belirleyici oluyor. Örneğin. Şam yönetimiyle ilişkilerinde bazen Rusları kızdıracak kadar ileri gidiyorlar. Hı hı. O da İran'ın kulağını... Bağımsız hareket ediyorlar. Tabii. İran ordusu ve istihbaratı içinde Rusya'yı kızdıracak kadar ileri gidiyorlar. Bu tür durumlarda Rusya Tahran'ın kulağını çekmek yerine Şam'ın kulağını çekiyor ve onu belli bir şey yapıyor. İsrail'le ilişkiler konusunda mesela bir zamana kadar kulağını çekti. Tahran'ı da ikaz ederek, çünkü başka bir şey yürütüyoruz burada, aşağıyı karıştırma şimdi dedi. Fakat karıştırdı İran. Ve bu yani burada ancak son ana kadar İsrail'in özel bir durumu vardı. O da şu, bütün bu oyuncular sahadayken örneğin Şam'ı bombalama imkanına sadece İsrail sahipti. Ta ki bir S-200 tarafından uçağa vurulana kadar. Hmm. Çok önemlidir. O da bir dönüşüme neden oldu. Şimdi evet, Suriye zaten nasıl söyleyeyim, alacalı bir yer. Ha. Burada İran'ın varlığı İsrail ve Amerika'ya İran'a karşı bir şey yapma, bir adım atma imkanı üretiyor. Bir sebep üretiyor. Evet, Körfez'le sebep ilişkisi veriyor. Üretiyor. Fakat bu adamlar zaten iktidara gelirken İran için geldiler. Obama planının, Obama'nın İran'ı sisteme katma, yumuşatma planının tersine bir gelişme oldu. Yani İran'ı faydalı bir düşman olarak gördüğü kanaatinde. Evet, evet. Faydalı evet, bir düşman. Değişebilir yani. Bakın. Söyleyeyim. Tabir bu. Yani, bu. Yani bu değişebilir zamanda. Yeniden Trump mesela Obama planına dönebilir. Buna ilişkin ufak tefek işaretler de var. Neden? Çünkü dengeyi kurdu. Yani istediklerini aldı. Yani İsrail özelliğini sağladığı andan itibaren oraya da dönebilir. Ama şu anda kıstırıyor. Suudi Arabistan için de bir şey söylüyorum. Sanırım zamanımız biraz daralıyor. Ben önümüzdeki 30 yılı çıkarabileceğini düşünmüyorum Suudi Arabistan'a. Öyle mi? Tabii ben yani çökeceğini düşünüyorum. Çünkü bunu kaldırmaz Suudi Arabistan. İşte çökmemek için reform yapıyor. Yani ama batılılaşma diyor kendisi. Reformlar çok makyaj değil mi? İşte hani... toplumu uyutabilmek, toplumu bir şekilde dünya zevkleriyle oyalayabilmek amacıyla hani böyle bir daha hangi zevk kaldı çıkış, merak ediyorum yani. Çıkış yolu arıyor. Yani. Fadime bir cümlede ben söylemek istiyorum. Lütfen, İran için evet ben Amerika'nın İran'ın varlığından tuhaf ama hoşnut olduğunu düşünüyorum. Faydalı bir düşman onun için. İşlevsel. Ve hiçbir zaman dış politikada Amerika öyle tek bir parametreyle kesinlikle hareket etmiyor. Evet. Bir sürü parametresi var. O parametreler içerisinde yeri geldiğinde onlardan bir tanesini yükseltiyor. Çünkü İran'ın bir defa varlığı başlı başına işte İslam'ı kötülemek için, İslam üzerinden bir terör algısı yaratmak için çok faydalı onlar açısından. Ve bir taraftan da bu kadar karşı olduğu bir ülkenin işte mezhebini dünyada çalışan bir ülke Amerika. Çalışan, yaygınlaşmasını sağlayan, yani Sünni ve Şia çatışmasının en önemli destekçilerinden bir tanesi Amerika zaten. Bu çatışmalar olmadan Amerika'nın kendi tezlerini biraz evvel Nedret Bey bahsetti. Afganistan, Pakistan bandına kadar bile bunları yaymak, işte Suud, Katar, Kuveyt, tüm bunlarla alakalı olarak Amerika'nın bu çatışma tezlerine ihtiyacı var. Ve bu ihtiyaçlarından bir tanesi de bence İran'ın konumlandığı yer. Yani ben bu tezi işlemeye devam edeceğini düşünüyorum. Mezhep üzerinden Suriye'de, evet. İran'da, Lübnan'da, Yemen'de başarılı oldu. Mezhep üzerinden evet. Giderek. Ve bunu... çok planlı bir şekilde uyguladı. Suudi Arabistan açıkladı Vahabiliği biz istediği için. Kafkasya'da müthiş bir Vahabilik yayılmış, Selefilik
Kafkasya'da Afrika'da Şia çalışıyorlar. Olacak evet. Şey midir? Yani Afrika'ya Şia ihraç ediyorlar. Bunun panzehri biz kendimizi aramamız lazım Fatih Bey. Yani İslam coğrafyası bunu kendinde arayacak bu panzehri. Yani Amerika'dan buradan bir panzehri bekleniyorsa hala şu sanıyorum deadline diyelim en altta şu yatıyor herhalde. Ya Amerika demokrasi getirecek herhalde. Böyle bir şey olabilir mi? Amerika'nın bütün tezleri kaos üzerine. Kaos Irak varsa çözümün, Amerika var. Irak ya 1,5 milyon insanın kanı duruyordu. Evet, evet kaos varsa vardı. Ve durulmuş değil yani. Hiçbir şey de yapamıyor. Suriye. Yani Amerika istese Esed'i bir günde ya alamaz. Şey edemez mi? Ne demek? Alabilir, yapabilir. Ama devam eden süreç, karmaşa, kaos onun tercih hocam, ettiği. Hocam Esed politikası. Esed değil yani öyle diyeceğim. Mesele Esed değil yani. Ya değil. Mesele değil. Esed değil. Hatta Esed'in orada durması... ABD için şu anda tercih edilebilir. Yani 2003 ya 2014 Ağustos'unda tek füzeye kalmıştı. Yani Türkiye'nin yani. Haberi vardı. Evet. Bir füze atacaklardı. İşte tek füze. Ve Şam çökecekti. Bu kadar yani hedefe. O gece bir şey oldu işte. Onu tam çözemedik. Türkiye'yi de savurdular. Yani 2013. Ne olabilir bir gece? Yani 2013. Işte, nedir kırılma yani? Nasıl tarih verdiniz? Muhtemelen. Necdet Bey hangi yani, tarihi verdiniz? Ağustos ayını hatırlıyorum. Ya 2013. Yani Türkiye söylendi şu saatte şu füze fırlatılacak Akdeniz'den, Şam'da belli bir hedefi vuracak. Ondan sonra Ankara dedi ki tamam yani. Her buyurunuz. Şey değişti. Muhtemelen Ruslar fark etti. O Ağustos'taki o gece değişen karardan yeni bir program hocam, yapılabilir. Aynen öyle. Çünkü aynen daha konuşmamız öyle. Gereken çok şey var. Doğu Akdeniz'de de bir şeyler olmakta ve bu bizi çok ilgilendirmekte. Sözleşmiş olalım bir daha bir araya i̇nşallah. Gelelim inşallah. Çok teşekkür ben ediyorum Nedret Ersener, Salih Yılmaz ve Özlem Zengin. Önemli mevzuları konuştuk. Daha yeni başladık gibi de hissediyoruz aslında bir beyin fırtınası, bir ufuk turu da yapmış olduk büyük resim üzerinden. İnce Fikir burada bitti. Haftaya görüşmek dileğiyle.